İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Asala savaşçısına adanan program neden iptal edildi? Artsa halkına terör örgütüne dönmeleri öneriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatörü, Türkiye'ye satılan F-16'lar aslında Doğu Ermenistan'a karşı kullanılıyor. Ahmet Cemal Paşa, Ermeni sever mi, Ermeni katili mi? Melissa Bilal, Kaliforniya Üniversitesi personel üyesi. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine 1955. Charles Aznavur'un heykeli, Şansonye'nin adını taşıyan meydana dikilecek. İstanbullu Ermeni gazeteci, Asala Savaşçısına yönelik programı iptal etmek zorunda kaldı. Nedeni ise Türk milliyetçilerinden gelen tehditlerdi. Ünlü İstanbullu Ermeni gazeteci Aris Nalcı, Gamurç Köprü Televizyon Programı'nda yayınlanması planlanan Asala Savaşçısı Levon Ekmekçan'a ithaf edilen programı iptal etmek zorunda kaldı. İptalin nedeni Türk milliyetçi çevrelerinden gelen çok sayıda tehditti. Aris Nalcı'nın haberine göre iptalin nedenini açıklığa kavuşturmak için Facebook sayfasında şu paylaşımı yaptı. Bu hafta Gamurç Köprü programı çerçevesinde Levan Ekmekçihan'ın yargılanması ve infazı sırasında Ermeni cemaatinin ruh halini tartışacaktık. Programın duyurulmasının ardından çok sayıda ciddi tehdit alındı. Meslektaşlarımın güvenliğine saygı duyuyorum. Yayın kadrosu ile yazı işleri kadrosunun ve çalışanlarının güvenliğini göz önünde bulundurarak ortak karar alarak hazırladığımız programı yayınlamama kararı aldık. Asala Savaşçısı Levon Ekmekcan 1958 yılında doğdu. 7 Ağustos'ta 1982 tarihinde Ankara'nın Esenboğa Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen ve 9 kişinin öldüğü, 82 kişinin yaralandığı silahlı operasyona katıldığını hatırlatalım. Operasyonda ağır yaralanan Levon Ekmekcan esir alındı ve 6 ay boyunca Türk cezaevlerinde işkence gördükten sonra askeri mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. Ölüm cezası 28 Ocak 1983'te infaz edildi. Asada'nın soykırımcılara ve eşgalcilere karşı mücadelesi sonsuzdur. Margarita Karamyan şöyle yazıyor. 36 yıl önce bugünlerde Sovyetler Birliği'nin var olduğu dönemde Sovyet Azerbaycan'ın çok etnikli başkentine 20 kilometre uzaklıktaki dünya toplumunun kınamadığı sanayi şehri Sumgayit'te Ermenilere karşı bir soykırım, Armenosit yaşandı. Azerbaycan'dan ayrılıp Doğu Ermenistan'la yeniden birleşeceklerini duyuran ve böylelikle kendi kaderini tayin hakkını kullanan Artsakh Özerk Bölgesi Ermenilerinin yasal haklarına Azerbaycan denen terör kuruluşu böylesi pogromlarla yanıt vermiş oldu. Üstelik Artsakh'tan yüzlerce kilometre uzakta Ulusal Kurtuluş Hareketi ile hiçbir ilgisi olmayan insanlara karşı soykırım uygulandı. İnsanlar sırf Ermeni oldukları için soykırıma Armenisi de maruz kaldılar. 2024'ün bu günlerinde dünya topluluğu daha doğrusu onun parçası olan Avrupa Parlamentosu, Bakü'yü Yerevan'a yönelik saldırganlığın sonuçları konusunda uyaran iki karar kabul etti. Bu kararlardan kendi kaderini tayin hakkıyla ilgili tek kelime yok. Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği soykırım Armenosit'le ilgili tek kelime yok. 1988'de Sumgayit'te, 1990'da Bakü'de, 1991 yılında Şahumyan ve Hadrut bölgelerinde gerçekleştirilen halka operasyonu, 1992'de Maragha'da, 2016'da Talişte, 2020'de Hadrut ve Şuşi'de, 2023'te tüm Arsak'ta soykırıma varacak pogromlar gerçekleştirildi. Azerbaycan'ı Ocak 1992'de Arsak Ermenilere karşı güç kullanmama ve Arsak'ın statüsünün belirlenmesine yönelik müzakerelere katılma vaadi karşılığında Agit'e kabul eden Avrupa Birliği bu gerçeği görmezden geliyor. Azerbaycan'ın faşist yetiştirilme tarzıyla 34 yıldır tüm yükümlülüklerini üstlendiği uluslararası topluma aykırı davranarak Arsak'a yönelik saldırıda bulunuyor. Azerbaycan 1994 yılında Arsak'ın öz savunma güçlerine karşı savaşta yenilerek 7 bölgeyi kaybetti. Haklı olarak Ermenilere ait olan bu bölgeler Kemalistler ile Bolşevikler tarafından Azerbaycan'a devredilmişti. Görünüşe göre Azerbaycan'ın bu tüm kararları, çağrıları, tehditleri umursamadığı zaten herkes için açık. Çünkü diğerlerinden farklı olarak ne Rusya'nın ne Avrupa'nın ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin kelimelerin ötesine geçemeyeceğini anlamış durumda. Artsakh olayında da böyle oldu. Büyük ihtimalle Doğu Ermenistan olayında da aynısı olacak. Ermeniler kendi öz örgütlenmelerine güvenmeli ve Rusya-Azerbaycan ikilisinin yeni saldırganlığına hazırlanmalı. Aliyev Artsakh'ta ilgili olan borcunu Putin'e henüz ödemedi ve bir sonraki görevini yani Ermeni devletinin ortadan kaldırılmasını Ermeni yetkililerin yardımıyla tamamlaması gerekiyor. Sumgayit yüksek sesli açıklamalara ve kararlara rağmen devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatör Dış İlişkiler Komitesi üyesi Rand Paul, Türkiye ve Azerbaycan'ın 2020 yılında Doğu Ermenistan ve Artsahtalı Karabağ'a yönelik saldırılarında F-16'ları kullanmasını kınadı. Senatör, F-16'ların ve diğer savunma ürünlerinin Türk hükümetine satışının kongre tarafından onaylanmamasına ilişkin karar tasarısının kabul edilmesi yönünde çağrıda bulundu. Senatör Pol, F-16'nın Türkiye'ye satışının engellenmesinin birçok nedeni arasında Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın 29 Eylül 2020'de bir Türk F-16'sının Doğu Ermenistan hava sahasında bir Ermeni Su-25 uçağını düşürdüğü yönündeki iddiasını hatırlattı. Eğer Doğu Ermenistan hükümetine inanacak olursak Türkiye savaş uçakları, askeri teçhizat, eğitim ve donanım, siha ve ihalarla doğrudan savaş desteği sağlayarak bölgeyi kontrol altına alma çabalarında müttefiki Bakü'nün yanında yer aldı. Yani Türklere verdiğimiz uçaklarımız F16'lar aslında başka bir savaşta Doğu Ermenistan'a karşı kullanılıyor dedi. 2020 savaşı ve ardından 2023'te Azerbaycan'ın askeri operasyonlarında binlerce insanın öldürüldüğünü, insani bir felaket yaratıldığını ve yüz binden fazla insanın yerinden edilmek zorunda kaldığını vurguladı. Senatör Pol'un kararı iki partinin senatörlerinin de desteğini aldı. Ancak kararın geçmesi için yeterli oy alınamadı. Tarih bilimleri adayı Türkolog Meline Anumyan, makalesinde bazı Türk tarihçilerinin iddiaçı üçlü devlet tribünası üyesi Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit sırasında Osmanlı Devleti'nin Deniz Kuvvetleri Bakanı olan Ahmet Cemal Paşa'nın diğer Jön Türk liderlerden farklı olarak Ermenilere karşı daha hoşgörülü olduğu, Ermenilerin sürgün edilmesine, Soykırım Armeniyede uğratılmasına karşı olduğu, Ermenilere karşı daha ılımlı politikadan yana olduğu tezini dolaşıma soktuklarını yazıyor. Böylece 2023 yılında Amasya Üniversitesi Türk Profesörlerinden Doktor Giray Alp Karakuş Ekim ayında yayınlanan makalesinde Cemal'in Araplara karşı sert tavrına karşın Ermenilere aynı sertlikte yaklaşmadığı vurgulanıyor. Adı geçen Türk profesör aynı yazıda Pantürküs görüşleriyle tanınan Türk romancı Halide Edip Adıvar'dan bahsediyor. Girayalp Karakuş'un anlatımında Halide Edip'in ifadesine göre Ermeni kadınlar boyunlarında Cemal Paşa'nın portresi olan takılar takarlardı ve onu çok severlerdi. Aynı Türk bilim insanı Cemal Paşa'nın politikasının imhaya dayalı olmadığına ikna etmeye çalışıyor ve bu tezine destekleyici kanıt olarak Türk Tarih Kurumu'nun Ermeni Dairesi eski başkanı Profesör Hikmet Özdemir'in ileri sürdüğü Cemal Paşa'nın birinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında 4. Ordu'nun başkomutan olduğunu ve Suriye çöllerindeki Ermeni kadın ve çocuklarını kurtarmak ve onlara insani yardım sağlamak için büyük çaba sarf ettiği iddiasını getiriyor. Bayan Anumyan makalesinde Cemal Paşa'nın Ermenilere yönelik tutumu ve politikasının ilk bakışta ve biçimsel olarak diğer soykırımcı iddiaçıların yaklaşımlarından farklı gibi görünse de aslında hemen hemen aynı olduğunu çünkü amaç tamamen aynı Ermenilerin bir ulus olarak tamamen yok edilmesi. Bu konudaki çalışmanın yazarı Ümit Kurtun haklı olarak gözlemlediği gibi Cemal'in konumu diğer Jön Türklerden yalnızca yöntem açısından farklıydı. Yani o da Ermenilerin imhasını ama esas olarak asimilasyon yoluyla destekleyenlerden biriydi. Ayrıca Cemal Paşa gibi Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in baş faillerini farklı bir açıdan sunmak da bence başka tehlikelerle dolu. Çünkü sözde Ermeni seven Türk imajını Ermenileri öldüren Türkler üzerinden Ermeni toplumunda veya Ermeniler arasında hakim kılmak mantıksızdır. Cemal'in torununun 2014'teki Doğu Ermenistan ziyareti ile ilgili gerçek bile bu sonuca varmamızın gerekçesi olabilir. Bu ziyaret Ermeni toplumunun bazı temsilcileri arasında o kadar sempatik bir tavır oluşturdu ki olayın en büyük Ermeni katillerinden birinin torunuyla ilgili olduğunu unutmuş gibiydiler. Ünlü tarihçi Los Angeles California Üniversitesi'nde Hostum Ermeni Vakfı ve Ermenilere uygulanan soykırımı araştırma programının yöneticisi Profesör Taner Akçam dün internetteki sayfalarında güzel bir haber verdi. Eski İstanbul Ermenisi müzisyen Doktor Melisa Bilal, Ermeni Müzikolojisi Bölümü Direktörlüğü görevini üstlenerek Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Hostum Ermeni Enstitüsü ailesine katıldı. Melisa Bilal, kamuoyunda Ermeni müziği, sanatı ve kültür tarihi alanındaki önemli çalışmalarıyla tanınmaktadır. Ermeni toplumunun tanıdığı Rafi Sırpuhi Bilal çiftinin kızıdır. Konstantinopolis İstanbul'da doğan Melissa Bilal Ermeni Getronagan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi'ne girdi. Doktorasını Chicago Üniversitesi'nin Müzik Bölümü'nde savundu. Ardından mesleki çalışmalarını Kolombiya Üniversitesi Müzikoloji Fakültesi'nde sürdürdü. Melissa Bilal Konstantinopolis Ermenilerinin Soykırım Hafızası Ermeni sürgün hikayeleri, müzik ve miras çalışmalarının yanı sıra Osmanlı-Ermeni etnografyasının tarihi, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Ermeni kadın hareketinin tarihi alanlarında da çalışmalarını sürdürmektedir. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Akrabaları olan Bilal ve Binatlı ailelerini de tebrik ediyoruz. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine 1955. Batı Ermenistan televizyonu 6-7 Eylül 1955 olaylarını önceki sayıdan itibaren sizlere sunmaya devam ediyor. Gerçekler katliamlara toplumun farklı sınıflarının katıldığını iddia etmemizi sağlıyor. İşçiler, parti üyeleri ve gençlik örgütü üyeleri gibi. Gayrimüslim dükkanlarının, evlerinin ve atölyelerinin yağmalanmasına aktif olarak katılan bozguncuların saflarında kadınların ve kızların da bulunduğunu belirtmeyi gereksiz bulmuyoruz. Zira fotoğraflar da mevcut. Dahası Hilmiye Çalışkan, Nurşen Özbakır ve Hidayet Özbakır adlı kızlardan üçü içinde Hristiyan hastalarının bulunduğu Balıklı Ermeni Hastanesi'ni ateşe vermek istedi. Aynı yöntemler İzmir'de de uygulandı ve bozguncu gruplar şehrin Ermeni ve Rum mahallelerine saldırıp yağmaladılar. 6-7 Eylül 1955 tarihlerinde yaşanan olayları Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinden okuyabilirsiniz. Ermeni milletinin ünlü şarkıcısı Doğu Ermenistan'ın ulusal kahramanı Şarl Aznavur'un 100. yılına ithaf edilen anıt projesini kazanan versiyon belli oldu. Toplamda 60'tan fazla başvuru alındı ve yüzden fazla prototip sunuldu. Kazanan heykelin yaratıcısı diğer versiyonların 9 oy önünde yer alan David Minasyan olurken 2 oyla ikinciliği kazanan Armen Vartanyan ise teşvik para ödülü alacak. Charles Aznavur'un oğlu Nikolas Aznavur yarışmaya katılan tüm heykel tıraşlara teşekkür etti. Nikolas Aznavur yaptığı açıklamada herkesin işine ruhunu ve yüreğini ortaya koyduğunu görüyorum. Seçim yapmak zordu ama seçtiğimiz şeyin bizim ve toplumun beklentilerini karşılayacağını umuyoruz. Toplumu da bu heykel aracılığıyla görüyoruz. Babam bu heykelde yalnız değil. Toplumuyla birlikte ki bu çok önemli diye vurguladı. O, Fransa'da yerleştirilecek heykelin çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi. Ancak ilk önce Paris'in merkezinde Charles Aznavour'un adını taşıyan park açılacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu Asala'nın marşını sunuyoruz. Müzik marşın tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.